Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün sağlıklı yaşamda hangi konu işleyeceğiz? Dişlerinden şikayet edenler ekran başına. Sağlıklı Yaşam'da bugün dişlerimizde en sık yaşanan problemlere değiniyoruz. Erken diş hekiminin ne gibi sakıncaları vardır? İmplant diş tedavisi nedir? Çene kemiği kaybı olanlarda implant diş uygulanabilir mi? Pembe estetik nedir? Diş beyazlatma nasıl uygulanan bir işlemdir? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için diş hekimi Koray Saadettinoğlu stüdyo konuğumuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Sağlıklı Yaşam'da diş sağlığımızı konuşacağız, diş estetiğimizi konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var, Doktor Koray Saadettinoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Evet hocam, bayağı bir konu konuşacağız bugün. Aslında evet, dişlerimiz çok evet. Önemli. Hem ağız sağlığımız hem diş sağlığımız. Öncelikle estetik nedir? Bununla başlamak istiyorum. Estetik aslında köken olarak Yunanca'da estesis kelimesinden gelmekte ve duyusal algılama anlamındadır köken olarak. Terim olarak da estetik güzeli arama, güzeli algılama anlamındadır. Güzel olan her şey estetiktir aslında. Peki pembe estetik nedir hocam? Pembe estetik bizim son yıllarda popüler olan diş hekimliğinde artık hep estetik genelde hep beyaz dişler ön plana çıkarken artık estetik kavramı genişledi. Bununla beraber güzel dişlerimizin yanında diş etlerimiz, dudaklarımız, gülüşümüz de genişledi ve bu pembe dokuları da içine kapsayacak şekilde estetik kavramı oluşmaya başladı ki pembe estetikten kastımız burada dişleri çevreleyen diş etlerimiz. Artık estetik bir gülüş tasarlarken dişlerle beraber diş etlerini de işin içine sokuyoruz. Evet, diş eti sağlığı da aslında çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Peki neden önemli diş eti sağlığı? Aslına bakarsanız biz bir protez yaparken ya da bir dişi tedavi ederken birkaç şeyi önemsiyoruz. Bunlardan bir tanesi fonksiyon. Yani yaptığımız protezin fonksiyonel olması, bizim konuşma fonksiyonumuzu engellememesi, bizim çiğneme, öğütme fonksiyonumuzu yerine getirmesi. Artık bununla beraber yaptığımız protezlerin de estetik olmasını istiyoruz. Peki gülüş tasarımı nedir hocam? Gülüş tasarımı artık standart dişler kabul edilir durumda değiller. Yani biz artık her kişiye özel, kişinin karakterine özel, yüz yapısına özel dişler tasarlıyoruz. Eskiden standart, herkes de görmüşsünüzdür, aynı fabrikadan çıkmış gibi şekil kalıpları aynı, renkleri aynı dişler yapılırdı. Evet. Ama artık bizim tercihimiz kişinin istekleri doğrultusunda, kişinin saç rengine, yüz yapısına uygun, karakterine uygun dişler. Dolayısıyla biz artık dişleri tasarlarken sadece standart bir diş yapmaktan ziyade hastaya özel diş tasarlıyoruz. Yani bir hastanın yapılan bir uygulama, bir hastada yapılan bir uygulama başka bir hastada aynen uygulanmıyor. O hastaya özgü olarak tasarlanıyor. Peki nasıl yapılıyor hocam gülüş tasarımı? Şimdi gülüş tasarımı yaparken öncelikle hastalarımızın istekleri bizim için önemli. İlk önce hastalarımızı dinliyoruz. Ondan sonra biz yapabileceklerimizi hastamıza anlatıyoruz ve önerilerde bulunuyoruz. Daha sonra İkimiz hastamız ve biz ortak noktayı bulup ona göre bir tasarım yapıyoruz. Burada önemli noktalardan bir tanesi hep atlanan aslında hasta ve hekim dışında bu işin içinde, ekibin içinde üçüncü bir eleman daha var ki o da teknisyen. Evet. Şimdiye kadar hep yapılan işlem biz bir ölçü alırdık, teknisyene gönderirdik. Teknisyen hastayı görmeden, onu dinlemeden standart bir iş gönderdi. Ama artık teknisyenler de hastayla görüştürüyoruz. Hastanın isteklerini dinliyorlar ve onun istekleri doğrultusunda hastaya özel işler yapıyoruz. Örneğin bu hastamızda bize ilk gelişinde diş boyları çok kısaydı, dişler çok renkliydi, bundan şikayetçiydi. Normal şartlarda bu tarz bir işlem eskiden olsa dişleri keser hemen kaplardık. Ama şimdi gülüş tasarımında, pembe estetikte bazı şeyler de gözümüze çarpıyor. Evet. İşte mesela diş etlerinin kısa olması. Biz burada ne yapıyoruz? Öncelikle lazerle diş eti boylarını, diş etlerini alarak diş boylarını uzatıyoruz. Ondan sonra pozisyon dışında olan dişler varsa onları yerine alıyoruz ki ideal estetik sağlayarak bir şeyler yapalım. En sonunda da laminaları yaparak
Lamina dediğimizde çok ince porselen, takma tırnak gibi porselenleri dişlerine yapıştırarak hastanın ideal bir gülüş sağlıyoruz. Dolayısıyla diş etleri, dişler ve gülüşü komple değiştiriyoruz. Evet, gerçekten çok da güzel olmuş hocam. Örneğin bu hastamızda da ön dişlerinde dolgular var, diş etleri konturları düzensiz. Evet. Bu hastamız da gülüşünden şikayetçiydi. Tamamen hani bir tedavi planlaması yapıldı. Hasta, hekim ve teknisyen üçgeninde ve daha sonra laminalar hazırlanarak hastamıza uygulandı. Evet, çok da güzel olmuş. Peki evet. Hocam diş çekiminin ne gibi sakıncaları var? Diş çekiminin aslında şöyledir. Yani diş çekmek bir tedavi gibi görülse de aslında başka bir problemin başlangıcıdır. Diş çektiğiniz zaman belki o anlık sıkıntınız, ağrınız geçiyor ama bunun yanında başka problemler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi diş çektiğiniz anda dişler hareket etmeye başlıyor. Çünkü dişler sanıldığı gibi çene kemiği içinde çivi gibi çakılmış evet. durumda değillerdir. Dolayısıyla pozisyonlarını değiştirdikleri için bu sefer dişler hareket ederken çiğneme sırasında birbirlerine yanlış temas ediyorlar ki bu da çiğneme bozukluğuna sebep oluyor. Onun dışında dişler boşluğa doğru devriliyorlar. Örneğin alt çeneden bir dişimiz çekildiğinde üstteki dişimiz alta doğru sarkabiliyor. Boşluğun komşu dişler boşluğa doğru devrilebiliyor. Burada hem kapanış bozuluyor, çiğnerken randımanla çiğneyemiyoruz. Hem de dişimiz eksik olduğu için zaten besinleri yeteri kadar öğütemiyoruz. Evet. Peki o mesela dişimizi çektirdik diyelim. Boş kalan bölgeye ne yapılabilir? Burada genelde kullanılan, hep yaygın olan tedavi seçeneği köprüler. Birazdan bunların dezavantajlarına ve avantajlarına geleceğiz. Köprüde bildiğiniz gibi boşluğun önündeki ve arkasındaki dişler kesiliyor ve oraya blok şekilde üçlü ya da dörtlü kaç diş eksikse bir protez uygulanıyor. Ama günümüzde artık implantlar çok yaygın kullanılmaya başlandı. Diş eksikliğinde birinci tedavi seçeneği her zaman implantlardır. Evet. Peki köprünün hocam avantajları veya dezavantajları nelerdir? Köprüde şöyle dezavantajımız var. Birincisi sağlıklı dişleri kesmiş oluyoruz. Madde kaybı yaratmış oluyoruz ki bu çok istediğimiz bir şey değil. Bizim amacımız dişleri orijinal haliyle korumamız. Onun dışında köprünün bir dezavantajı da diş çekilen yerdeki çene kemiği gün geçtikçe zaman içerisinde eriyor. Biz bir köprü yaptırdığımızda bir süre sonra köprüde dişsiz olan bölge altı gitgide çöküyor ve daha fazla yemek artığı kaçıyor. Ve dolayısıyla hem rahat edemiyoruz hem de ki oradaki besin birikintileri diş eti iltihabına sebep olabiliyor. Bu birinci dezavantajı. Evet. İkinci dezavantajı ise bir süre sonra özellikle uzun köprülerde çiğneme kuvvetlerinden dolayı aşırı yük geliyor ve destek dişlere ve dişlerde çürükler ve kırıklar meydana gelebiliyor. Peki implant diş dedik hocam. Son zamanlarda genelde artık dişlerde hani boş bir bölge varsa implant diş tedavisi uygulanıyor. İmplant diş nedir? Öncelikle onu alalım sizden. İmplant aslında bizim eksik bölgeye, dişi kaybetmiş olduğumuz bölgeye uyguladığımız suni bir diş köküdür. Evet. Bunu oraya yerleştiriyoruz. Çok basit bir işlem. Diş çekiminden çok çok daha kolay bir işlem. Hasta açısından da hekim açısından da sanıldığı gibi korkulacak bir işlem değil. Halk arasında ama aynen öyle bir şey yayılmış ki hani implant deyince işte vida geçiriliyor, acıyor, evet. işlemden sonra da acıyor. Halbuki aslında baktığınızda implant hani çok büyük bir vida olarak algılansa da insanın kendi diş kökünden daha küçük bir şeydir. Ve evet. çok basit bir işlemle oraya yerleştirilir. Belli bir bekleme süresi var. Bu sürede yaklaşık 2 ila 3 aydır insanın çene yapısına ve kullanılan implanta göre. Burada bu süreçte implant kemikle bağ kurar ve bu bağlantıdan sonra implantın üst parçası takılır ve aynı sanki orada dişimiz varmış gibi üstüne protezimizi uygulayabiliriz. Evet sevgili izleyicilerimiz diş sağlığımızı konuşuyoruz, diş estetiğini konuşuyoruz. Daha çok şey konuşacağız. Eğer sormak istedikleriniz varsa mutlaka programımıza katılın diyoruz. Diş hekimi Koray Saadettinoğlu stüdyolarımızda 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Tekrar ediyorum efendim 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Peki hocam implant diş herkese yapılabilir mi? İmplant diş genel sağlık durumu iyi olan hastalarımıza yapılabilir. Yalnız tabii ki en aşağı 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor ki çene kemiği ve iskeletsel gelişimi tamamlanmış olsun.
Bunun dışında sistemik hastalığı olan hastalarda, örneğin şeker, tansiyon, eğer hastalık kontrol altındaysa, şekeri veya tansiyonu ilaçlarla beraber kontrol altında tutulabiliyorsa, o hastalarımıza da uygulanabilir. Ama ilaç kullanmasına rağmen belirli değerlerin üstünde ise implant dışında diş çekimi bile yapılamıyor. Yani bu implanta özel bir durum değil, cerrahi işlemlere özel bir durum. Dolayısıyla implantı ayırmak yerine cerrahi çekim olsun, implant olsun, hastalığın kontrol altında olması, belli değerlerin altında olması lazım. Şeker, tansiyon. Onun dışında ileri derecede kalp rahatsızlığı olanlarda çok önermiyoruz. Sistemik gene organ nakli geçiren hastalarda çok önermiyoruz. Yani aslında genel olarak enfeksiyona sebep olabilecek cerrahi işlemlerden bu hastalarda kaçındığımız için implant uygulayamıyoruz. Onun haricinde herkese uygulanır. Kesinlikle. Peki avantajları nedir hocam implant? Birincisi implanta en önemli avantajı, kaybettiğimiz dişi geri kazanıyoruz. Yani oradan bir diş çekimi zamanında biz o dişi geri kazanıyoruz. Evet. Doğal dişlerimize, sağlıklı dişlerimize hiçbir zarar vermiyoruz. Onları kesmiyoruz. Aslında o çok önemli. Kesinlikle. Bir de bakımı çok daha kolay. Şimdi bir köprü yaptığınızda oraya koyduğunuz üçlü diş, dörtlü diş birbirine yapışık şekilde olduğu için diş ipi kullanma şansınız çok yok. Köprülere özel diş ipleri var. Bakımı biraz daha itina istiyor. Evet. Ama implant tek tek yapıldığı için normal dişimizmiş gibi ağız hijyenimizi gerçekleştirebiliriz. Onun dışında çekim, az önce belirttiğimiz gibi çekilen yerdeki kemik kaybı gün ve gün artıyor. Ama implant yaptığımızda burada kemik rezorpsiyonu, kemik erimesi duruyor. Evet. Bir avantajı da bu. En büyük konforu kullanım rahatlığı. Şimdi düşünün ki ağzımızda hiç dişimiz yok. Bütün dişlerimiz şekilli. Normalde yapacağımız protez halk arasındaki tabiriyle damak protezdir ki bunun kullanımı, kabullenilmesi çok kolay bir şey değil. Ağzınızda büyük bir protez var. Tad alma duyunuz etkileniyor. Çiğneme fonksiyonunuz düşüyor. Ama implantlar sayesinde belli sayıda implantlar koyarak sanki kendi dişleriniz varmış gibi köprüler yaparak çok rahat implant uygulaması yapılabiliyor ve fonksiyonel bir çiğnemeye ve estetiğe kazanmış oluyoruz. Peki hocam, implantın çeşitleri var mı? İmplantın çeşitleri şöyle, günümüzde kullanılan birçok marka implant var. 250-300 marka. Burada aslında şu önemli, implantın başarısı aslında kısa dönemde ortaya çıkmıyor. Yani belki ilk kritik süreç ilk 2 aydır implantta. İmplant yapıldıktan sonra gene hastalarımızdan çok karşılaştığımız soru işte implantın kaynamama riski oluyormuş. Vücudum kabul etmiyormuş diye. Evet, bu ihtimal var ama bu normal şartlarda %1'in altındadır. Yani %99'un üstünde başarı sağlıyoruz ve bu süreç genelde ilk 2 ay en kritik süreçtir. Ondan sonraki süreçte